Hanım sorsa bazısı, biz de sim yerine emraz bulunur. Böyleymiş alnımızın yazısı, biz de ya bir keman ya saz bulunur. Aşıklar beyhude gurbet mi gezer? Eloğlu Arif'ti ne olsa sezer. Gözellerde insaf, bizde sim üzer. Ne kışın bulunur, ne yaz bulunur. Alana kıssadan ise bu bendim, yandıksa bu aşkın narına yandım. Sümmani kimseye inanma kendin, doğru söyleyenler pek az bulunur. Makamı nur olsun baba Sümmani. Mani bu tür maniler söyledik. Alişle Gülşah'ın hikayesi var bu yörede. TRT sanatçıları da bunu söyledi birkaç kere de, fakat açıklasalar çok güzel olur. Burada eskiden bezirgana Gülşah çok güzel, toparlak, 12-13 yaşındaki bir kız, fakat aile fakir. Gülşah'ı bezirgana verirler. Fakat 14-15 yaşındaki Aliş Gülşah'a sevdalı amcası kız. Bir akşamüstüdü kervan çeker gider, Gülşah da gider. Aliş buradan peşine düşer, efendime söyleyeyim, yıllar, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl Gülşah'ı takip eder. Bir çeşmenin altında, bezirganın evi çeşmenin üst tarafındaymış. Çeşmede elini yüzünü yıkarken, bizim terekemede bir usul var. Sağ eteğinden sol tarafını silersen ceketin, sol eteğinden de sağ tarafını silersen üzün kurulanar yakandıktan sonra. Orada Gülşah bakar ki evin yıkılsın, Aliş gelmiş. Bezirganın korkusundan seslenemez, içeri alamaz ama bir türk söyler. Gece kındırgadan geçtim, dolan yolum dolan. Eğilip suyundan içtim, emmoğlu gel konuşak. Öksüzem vatanım yoktu, dolan yolum dolan. Yesirem tutanım yoktu, emmoğlu gel konuşak. Ben bu yere garip düştüm, dolan yolum dolan. Elimden tutanım yoktu, emmoğlu gel konuşak. Oradan bezirgan bunu hemen şey yapar ki, Gülşah aşağıdaki erkek Gülşah mutlaka sevgilisidir. Oradan bunlar kavuşar. Belirli bir miktar yüküyle beraber tekrar bunu Gülşah'ı vatanına gönderirler. Bir hikayenin öyküsünde bile anlattık. Şimdi efendim burada çengele, duman gider çengele. Feleğin edeti de asar bizi çengele denen bir sürü öykümüz var idi. Manilerimiz var idi. Maniler diyerdik bunları. Bizler türkünün sonunda bunları söylerdik. Peşavra diyerdik bunlara. Bazılar diyor ki, sen kimsin, kime aşık oldun? Kimi bekliyorsun? Her aşığın bir beklentisi var. Şimdi Sümmani Baba Gülperi'yi bekledi. Ta Egil dağları eyle aşan belinden, indi bekler kömür göz diyar beni. Hele isteme aşkına yazın, ehale sevirdi intizar beni. Şenli Baba, ay hocam arşu alada hub icabı açtılar. Kap kepi bedri hudadan 4 kitabı açtılar. Yerin göğün arşun kürşün sırrına oldum ega. Hazreti Kırklar Yedinden 4 kitabı açtılar. Şimdi burada Aşık İsrafil Seyyadi'nin, şimdi kolay değil, bir beklenti. Ama bu beklentiden evvela beni bir şehre davet ettiler. Filleri deryada gezerken gördüm. Farelerle aşk yaşadı kediler, balıklar karada yüzerken gördüm. Onlar sanki benzirdi mabuta, ilan başkan olmuş tavşan zabuta, burada yönetimi vermişleri tebaykuşlar saraya sarken gördüm. Ördek ticarete gitmiş Pekin'e, angut da habersiz binmiş terkine, deve hesap yapar elde makine, katır matematik çözerken gördüm. Aklımda kalmadı bu şehrin adı, azap bu şehirde kimler yaşadı? İsrafil Seyyadi, bu bir rüyadı. Şairler kalemde yazarken gördüm. Görelim Aşık İsrafil Seyyadi'nin beklediği neydi? Neredeydim bulut yüzdüm, yağmur yağdı gelmedim. Yıldızdım aylar içinde, güneş doğdu gelmedim. Akarsuydum denizlere, karışmaktı maksatım. Güzelim yönüm çevirdi, bendim soğudu gelmedim. Dost gelmedim dost. Yıldızlara sordum seni, dönüp bakmadım ay ay. Şapkın yere ışık saçtı, serptin nurun dünyaya. Gece 100.000 çöller gezdim, rastlamadım Leyla'ya. Kerem'in külüne sordum, dedi sadın gelmedin. Dost gelmedin dost. Seyahati akıttı yaş, bekledi yollarını. Felek sitem ile vurdu bu aşkın rüzgarını. Yer gök tabiata sordum, söylemedi yerini. 5 metre 5 sardılar, kabre sığdın gelmedin. Gelmedin gelmedin. 1957 doğumlu, eski adı Pırut, Eşmepınar köyünde, Ardahan Çıldır Eşmepınar köyünde dünyaya geldim. Okuduk, eskiden öyle okuduk. 7 yıla ilkokulu zor bitirdim. Öğretmen dövdü bir yandan, babam dövdü bir yandan, okuyamadım. Fakat bu yanda okudum. Aşkı okudum. Divan okudum. Küçük yaşta köy odalarında sanatı ahil dillerden, diyelim burada Züver amca varıydı, birkaç tane ahil dil kişiler, onların dizin dibinde otururdum. Bu hikayeleri, türküleri hep onlardan tek tek ezberlerdim. Tek tek. Biri söylerdi, onu o gece ezberler, sabahleyin o adama tekrar ederdim. 5 kardeşin 4'üncüsüyüm. 3 ablam var, benden büyük. Bir küçük erkek kardeşim var, benden küçük. 72-73'te Tebriz hanımla, halam kızından evlendik. Bu aşıklık bu sefer Aşık Yılmaz Çenlioğlu'nun yanında aşıklığa başladım. Aşk Dursun Pünhan'ın yanında aşıklığa başladım. En son Aşık Mehmet Oktay'la, bir sürü aşkla, kim ne söylediyse hoşuma giden türküyü hemen kapağa aldık. Tam 2009'a kadar 2 tane türkülü halk hikayem var idi. Serhat Bey'le Sevgi Hanım. Ondan sonra efendime söyleyeyim bir de bir hikaye daha, kısa bir hikaye yapmıştım. 2009'da Ardahan Üniversitesi'ne bizi istediler. Edebiyat bölümünde aşıklık kültürünü yaymaya. 2009'dan 2018'e kadar 10 yıl üniversitede hem derse girdik, ders verdik, hem de yanlışlarımızı düzelttik. Tabii ki kalkıp aşık, ilk de aşık olamazsın canım. Üniversitedeyken 7 tane türkülü halk hikayesi yazdım. Serhat Bey, Sevgi Hanım. Alamut Kalesi'nde Hasan Sabbah'ın kızının hikayesini yaptım. Üçüncüsü, ah şu hudutlar olmasaydı, Ermen kızı Gülperçe ile İsmail Ali'nin hikayesini yaptım. Dördüncüsü, çok acıklı, bende ağır bir yükü olan sürgünü yaptım. Sit Ali'nin sürgününü hikayeye aldım. Bulut Bey'in hikayesine, Nazlı Hanım'la. Beşinci hikaye, efendime söyleyeyim, Dost Kapısı. Altıncı hikaye, Ramazan Bey'in hikayesi. Yedinci hikaye, efendime söyleyeyim, kendi elimdedir. Bir Malakan kızıyla, bir değirmenci, peri kızıyla Malakan'ın oğlunun aşk hikayesi, öyküsü. Sekizinci hikaye, odakine Erzurum'dan, Aşkale'den Çıldır'a uzanan bir hikayedir, yaptık. Yani 8-10 tane hikaye yaptık. Bunun yanında bir Aşık İsrafil Seyyadi olmak, engin olmaktır. Öğrenmektir. Tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, arkadaş öğren. Bir gün üniversitede program yapıyorum İstanbul'da. Efendim, Boğaziçi Üniversitesi'nde, kampüste. Hocalar götü sağ olsunlar, program yaptım. Anlatmam böyle. Başıma yığıldılar. Herkes hocam buyur, hocam buyur, hocam buyur. Ya Rabbi, ben nasıl diyeyim? Ben bir ilkokulu 7 sene bitirmişim canım. Neyse, oturduk, sohbet ettik. Sayfalarını çiziyoruz dedim. Beyler dedim, ben bir şey söyleyeceğim ama alınmayın ve gülmeyin. Estağfurullah hocam dedi, buyurun. Birisi sordu, hocam sen hangi üniversiteye bitirmişsin? Dedim, evin yıkılması. 8 yıla 7 yıla ilkokulu zor bitirdim, döyle döyle. Hangi üniversitede? Şimdi efendim, güzellikler sizlerin, bizlerin olsun. Ordumuz, milletimiz, vatanımız var olsun. Neden başladık? Divanla. Neden bitireceğiz? Köroğlu'na. Köroğlu bir gözellemesi söyleyeceğim. Programımızı isteğiniz yoksa sonra alacağız. Uçan uçtur nalaher, similler yerinde mi? Birbirinden hoştur nalaher, çamlı beller yerinde mi? İzmirler yerinde mi? Feryadın ediyor deli, garibem yitirdim yolu. Boş keleşler isabalı, o keleşler yerinde mi? O keleşler yerinde mi? Köroğlu sözüne deli, dervişler seker gazeli. Simstirenin güzeli, hannigarım yerinde mi? Hannigarım yerinde mi? Efendi, adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. 45 yıl zulüme boyun eğmedim, mereke dilinde tecnis divanım, adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Narman'da Hüseyin benim kardeşim, Turap'ta ayağım elimde başım, cehaletle hiç bitmedi savaşım, ben de bu toprakta bir kahramanım, adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Hasan zehirlendi Tebriz elinde, mana oldu Arabı Fars dilinde. Doğdun Sfarada Çıldır elinde. Ben de bu toprakta edeb erkanım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Aşıkların gönlü kurtulmaz yastan. Dedem Kasım Şenlik, Yılmazdır ustam. İsrafil Seyyadi yazdı bir destan. Ben de bu toprakta olan bir ozanım. Adım Şenlik Kadiroğlu Hasan'ım. Şenlik Sümmani dedim miydi? Böyle burada durup düşüneceksin. Bazılarımız falan evliye, falan yerde evliye var. Gidelim ziyaret edelim. Falan yerde evliye var. Tamam. Başım gözüm üstüne. Narman'da Sümmani'yi ziyaret et. Çıldır'da Şenliği ziyaret et. Ya, evliyadır işte. Evliyadır işte. Efendim her ikisini de rahmetli anıyorum. Tüm ustaları. Sağ olun, var olun.